Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Konya'da katledilen Dedeoğlu ailesine taziyede bulundu. Yangın bölgesinde inceleme yapmak için gittiği Antalya'dan Konya'ya geçen Babacan, oğlunu, eşini ve torunlarını kaybeden Rıfat Dedeoğlu'na taziye çadırında başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin akrabalarıyla sohbet eden Babacan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailenin sağduyulu sesini dinlemeye devam edeceklerini vurguladı. Konya'da bu vahşi saldırı sonucunda hayatını kaybeden 7 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Ve inşallah Allah böylesine büyük felaketleri ülkemize bir daha göstermez. Varsayımlarla, ön kabullerle hareket etmek, varsayımlarla, ön kabullerle doğrudan sonuç hükmünde bulunmak doğru bir şey değil. Konunun bütün detaylarıyla araştırılması gerekiyor. Biz bunun takipçisi olacağız. İhmal varsa onun ayrıca soruşturulması gerekiyor. Her türlü ihtimalin dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medyada bunlar olur. Farklı akımlar başlayabilir. Bazen sosyal medya çok hızlı gelişiyor. Sosyal medyanın kendi heyecanı, bazen konuları asıl mecrasından başka mecralara doğru çekiyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. İtidalli olmak lazım. Ama burada herhalde en önemli konulardan bir tanesi de siyasetin diline dikkat etmesi. Siyasetin ayrıştırıcı dil kullanmaktan artık vazgeçmesi. Bu çünkü genel iklimi etkiliyor. Ülkedeki genel iklimi siyasetin dili etkiliyor. Dolayısıyla burada biz tekrar bir temiz siyaset çağrısında bulunuyoruz. Siyasetin dilinin temizleştirilmesi, ötekileştiren, ayrıştıran dilin siyasetin lügatından çıkartılması gerektiğini hep söylüyoruz. Bugün de tekrar ediyoruz.